Herkese merhaba değerli dostlar. Aksen'le ile ilgili kısa bir değerlendirmemiz olacak yine. Daha önceki videomuzda şirket hisseleri ile ilgili bilanço analizinden de biraz bahsetmiştik. Şimdi yüzeyçi olarak tekrar hatırlatma yapacağım. Ve takas analizlerine bakacağız. Hissenin takas analizlerinde geçtiğimiz 3 ay içinde yaklaşık 20 milyon gibi bir yabancı satışı var. Yani Citibank ve Deutsche Bank'ın yüksek orandaki satışlarına bakarsak e, hisseden son 3 ay içinde yaklaşık %30 dolayında ayrıldılar. Bu oran yüksek bir oran bakarsanız. Hani karını bu derece arttıran şirkette pozisyon bozmaları e, tam olarak anlamış değilim henüz. Çünkü şirketin şu an toplam kaynaklarına bakarsak 9 milyar TL seviyesinde ve yurt dışındaki yaptığı yatırımlarla şirketin artık dolar gerisi de var. Ve e, yüksek miktarda gelir elde etmeye başladı yaklaşık geçen senenin aynı dönemine yani 2019'un ikinci çeyrek bilançosuna baktığımız zaman kârda yaklaşık %100 bir artış var. Şu an 200 milyon küsür bir kar artışı var. Şey kar geldi şirkette ikinci çeyrekte. Çünkü çeyrekte de yükselmesi beklenir. Finansman giderlerine baktığımız zaman aynı döneme göre %25 civarında azalma var. şirketin geçen sene ikinci çeyrekte finansman gider giderleri yaklaşık 300 şey düzeltiyorum 500 milyonken bu sene aynı dönemde yaklaşık 377 milyon seviyesinde. 125 milyon civarlarında daha az. Ve satış hasılatına baktığımız zaman e, satış hasılatına yaklaşık %50 artış var. Bu güzel bir oran. Ama tabii şirketin yaptığı yatırımlardan dolayı bir miktar borç yükü var. O borç yükünü de muhtemelen önümüzdeki dönemde rahat bir şekilde ödeyeceğini düşünüyoruz. Şirketin benim kafamı birazcık takılan şu e, yabancının satışıydı. Şöyle geçelim şu tarafa. Deutsche Bank hala satışında bir miktar olsa da devam ediyor şu anda. Ee, İş Bankası aynı şekilde, Citibank. Bu yaklaşık 3 haftalık bir takas analizi. 3 haftalık takas analizinde yalnız şöyle değişim oranı olarak bakarsak, ben size şöyle göstereyim şu taraftan. Şurada ilk 5 kurumdaki lot değişimine bakarsanız son 3 hafta içindeki yaklaşık 1.5 milyon gibi bir ilk 5 kurumda negatiflik var. Ama ilk 10 kuruma bakarsak yani şirket hissesinde e, söz sahibi ilk 10 kurum, aracı kurum da lot farkı neredeyse yok gibi bir şey. Yani e, üst tarafın sattıklarını gene aynı e, benzer ben şekilde kurumlar karşılıyor. Yani bir mal yedirme yok diyebiliriz yani. Şirket hissesi zaten e, piyasa değeri böyle defter değeri üzerinden bakıldığı zaman şu an tam o seviyede. Şirket hissesine yaklaşık 7.20 seviyesinden bir kar satışı geldi. Yalnız bu bölümde hissede yüksek oranda bir satış ya da mal yedirme gibi bir durum gözükmüyor takaslarda. Bilakis e, şu cuma günüki faiz arttırımının olmamasından kaynaklı tepki düşüşünde hisse gayet iyi durumdaydı ve e, şurada kaç orası 6.50 seviyesinden destek aldı. Yani size daha önceki analize bahsettiğim gibi şu kırmızı çizgimiz bizim hissede kırmızı çizgimiz gerçekten. Yani burada hisse düşse de çıksa da bu çizgisini hiç bozmadı. Yani bakayım ne zamandan beri yaklaşık 7 Ağustos'taki 4 lira seviyesinden beri şirket yükseliş trendinde. Yani 4.30 civarlarından başlayan yükseliş hala devam ediyor. Şuradan bakarsak 6.5 TL seviyesinden yine destek aldı buradan. Bizim de yeniden takibi alma nedenimiz buydu. Cuma günü grafik ve temel analizini tekrar hazırlayamadım. Vaktim olmadı. Öğleden sonra söz vermiştim ama yetişmedi. Şimdi hisse de bu hafta itibariyle bu desteğin altına 6.5 seviyesinin altına inilmediği sürece 6.5 seviyesi kesinlikle stop olarak düşünülmeli. Bu seviyenin altına düşülmediği sürece şirket hissesinde yeniden e, yükseliş e, burada 7.20 seviyesinde ikili tepe ve bir sonraki direnç olan 7.30 bölgesine doğru bir e, yükseliş beklentisi içine gireceğim ben. Tabi yine Deutsche Bank'la Citibank'ın pozisyon farklarını takip etmeye devam edeceğim. Çünkü Citibank o yüksek satışlardan sonra bir miktar e, kendine çeki düzen vermiş gibi. Hatta son 3 hafta içinde pozisyonunu bayağı e, satış yönünde azaltmış. E, Deutsche Bank'ta bir miktar satış devam ediyor ama Deutsche Bank'ın elinde zaten çok fazla miktarda lot kalmadı. Bu yüzden e, o da bu haftadan itibaren satışını artık azaltacaktır. Çünkü son haftada verdiği 1.6 milyon lotun tamamını gedik karşılamış görünüyor. Yani virman gibi olmuş diyebiliriz. Seans içi virman gibi olmuş. Oradan oraya geçmiş. Piyasada çok fazla düşüş yaşanmasına izin vermemişler hissede. Ben hisseyi yine takip ediyor olacağım. Tabii e, ben bu videoyu e, sadece destek ve direnç bölgelerindeki değişimler ve takaslarla ilgili e, değişimlerde yayınladığım için beni TradingView'dan ve e, YouTube'dan takip edenler mutlaka e, Twitter'dan da takip etsinler. Çünkü hisseyle ilgili ufak tefek değişiklikler olduğu zaman oradan yazı şeklinde oradan paylaşıyorum. Tabi buradan tekrar böyle bir şey yazma imkanım olmuyor. Akşam saatlerine kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.